Çayın tarihine bakıldığında yaklaşık 5000 yıllık bir tarihe sahip. Her ne kadar milletimizin yaşamına geç girmişse de halkımız çay kültürünü benimsemiş ve günlük hayatının da vazgeçilmezler arasına girmiş. Türkler Anadolu'yu fethetmeden önce de çayı bilmelerine karşın çayın coğrafyamıza gelmesi ancak birkaç yüzyıl önceye dayanıyor. Tabii Anadolu'da çay sadece bir içecek olmadığından zaman içerisinde günlük hayatın da temel manada sosyalleşmenin de bir aracı olmuş. Çay sabah kahvaltısından başlayarak yatana kadar günün her saatinde tüketilen bir içecek. Çay gündelik yaşamımızda sudan sonra en çok tükettiğimiz içecek olmasının yanı sıra tüm aile bireylerinin veya misafirlerin bir araya geldiğinde de ortak değerleri paylaştığı, özel günlerde, törenlerde, etkinliklerde, toplantılarda servis edilmektedir. Tabii ki çay bir de Amasya semaverinde demlendiyse farklı bir anlam kazanıyor. O çayın hem tadına hem de keyfine doyum olmuyor. Amasya'da semaver üretimi, çay üretiminin Anadolu'da yaygınlaştığı tarihler olan 1800'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Değişik boylarda üretimi yapılıyor. Yaklaşık 30 parçadan oluşuyor ve 2 asırdan beri de el zanaatı ve geçim kaynağı olarak ilimizde varlığını sürdürmektedir. Konaklarda eskiden ateşten çıkan közle çaylar yapılırdı. Çay bir dostluktur, çay bir ortak noktada buluşmadır, sohbettir. Çay bizde semaverle ikram edilir. Semaverde özel bir yapımı vardır. Alüminyumdan olabilir, pirinçten olabilir, tunçtan olabilir. Çeşitli şekilleri var. Bizim burada çay bir kültür. Hakikaten yani bir yere gittiğiniz zaman 10 dakika içinde semaver yakılır ve etrafında toplanılır. İnsanlar sohbetler ederler, geçmişlerini yaşarlar, geleceğe yön verirler. 200 yıllık bir tarihi var semaverin Amasya'da. Halen imalat yapan işletmelerimiz var. Son olarak şunu söyleyeyim, çay Rize'de üretilir ama Amasya'da içilir. Semaver Rusya'dan gelme 18. yüzyılın sonlarında papatya çayı kaynatmak için hani bizde nane limon yapılıyor. Onlar da papatya çayı kaynatmak için icat ettiği bir şeydir. Semaverin Rusça anlamı samovarit, Türkçe karşılığı kendi kendine kaynatan. Amasya semaveri burada Erzurumlu bir cezaevinde mahkum eski yağ tenekelerinden ilk kez Amasya yapmış, tanıtmış. Bizde hüsnü kabul görmüş. Hemen hemen her evde semaver vardır. Semaver 200 yıldır bu şehirde yapılıyor, üretiliyor. 200 yıldır yapılan bir semaver ve yok olmaya yüz göstermiş. Çünkü el işçiliğiyle yapılıyor. Günümüze evrildiğinde bunun yerel ustaları zaman geçtikçe yaşlanıyor ve yaşlandıkça da bir sonraki nesle aktarması zorlaşılıyor. Çünkü ilgi odağı azalıyor. Şimdi tabii dünyada coğrafi işaret ve kültür turizmi denen bir turizm var. Ve bu ciddi anlamda dünya pazarında yükselen bir değer. Biz de bu değerden pay almak için ilimizin değerlerini ve yöresel ürünlerini coğrafi işaretliyoruz. Bu Amasya semaveri de 27 parçadan oluşan, el işçiliğiyle yapılan, ilimizin Bakırcılar Çarşısı denilen yerde 200 yıldır çekiç sesleriyle yapılan bir ürün. Dedik ki böyle bir ürünü bizim tescillememiz gerekiyor. Sonraki nesillere bunun nasıl yapıldığının ayrıntılarıyla ve ilimizin coğrafi işaret ürünü olarak anlatılması gerekiyor diye karar aldık Sayın Valimizle birlikte. Bunun evraklarını oluşturup
ustasıyla birlikte yapım şekillerini anlatarak gerekli yerlere müracaat ettik. Bu müracaatların sonucunda coğrafi işaret belgemizi almış bulunuyoruz. Özellikle bakır madeninden imal edilen Amasya semaveri vatandaşlarımızın ve çay tiryakilerinin beğenisini çok kazanmaktadır. İlimizde zanaatkarların el işçiliği ile ürettiği semaverler yurt içi ve yurt dışı piyasalarda da rağbet görmektedir. Amasya semaverinde odun ateşinde ve kendi buharıyla birlikte demlendiğinde diğerlerine göre damak tadı çok daha lezzetli, hem de sağlık açısından da daha faydalı olduğu da söylenmektedir. Ayrıca zanaatkarların ince el süslemelerine sahip olan Amasya semaveri, vitrinleri süslemesi amacıyla da alınıp evin önemli, güzel bir köşesinde yer bulmaktadır. Bakır semaverinde apayrı bir yeri vardır. 77'den bugüne kadar çıraklık eserim, bir sürü semaver yaptım. İstiyorum Amasya'yla özdeşleşmiş, Amasya'yla tanınmış, daha iyi şeyler yapalım. Çayının içimi gayet hoş, latif, güzel bir çay verir. Çünkü oksijen hastalığı vardır bakırda. Bulunduğu ortamın oksijenini alır. Sudaki ağır elementleri üstüne aldığı için saf su gibi, yağmur suyuyla eş değer, karışımsız su kaynatır. Bu da çayın tadını, berraklığını, rengini daha güçsüz bir hale getirir. İnsanları bir araya gelip toplanıp sohbet ettiği, birbirlerinin kaynaştığı ortamı yaratan bir olgu. Burada semaver olmayan bir ev göremezsiniz. Herkesin bir semaveri vardır. Hatta yalı boyu dediğimiz yerlerde yürürken veyahut da kafelere gittiğiniz zaman mutlaka semaver çayı istenir. Sonuna kadar bitirilir. Hatta çaya doymuş olanlara bile zor çay da verilir burada. 200 yıldır bizim her dost sohbetimizde, her aile ortamımızda, bahçemizde, bağımızda, ürün toplarken tarlamızda, her yerde mutlaka semaveri kömür ateşinde yakarak orada öğle yemeğinde, sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde bizim hayatımız her noktasında var. Amasya'da biz semafer çay kültürü var. Hani yiğit namıyla anılır derler ya, Jet Mıstık isminde bir zanaatkarımız var. Bu bölgede de çok iyi bilinen, özellikle semaver ustalığında mahir bir zanaatkarımız. Biz geçen yıl burada Türk El Sanatları Merkezi adı altında bir merkez açtık. Eski Kılıç Arslan İlköğretim Okulu'nu valilikçe restore ettirdik ve sadece ilimize ait ve Türk el sanatlarıyla ilgili profesyonel zanaatkarları, sanatçıları orada topladık. Şu anda herkesin orada bir bölümü var, bir faaliyet alanı var. Bu Jet Mıstık diye ifade ettiğimiz zanaatkarımıza da çok rahat çalışabileceği bir alan tahsis ettik. Şu an itibariyle de orada zaten sanatını icra ediyor. Türk el sanatı olarak semaverin dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlere gösterimi bakımından da orayı biz çok anlamlı buluyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.